divana gitmeleri için elimizden geleni yapacağız. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş söze 4 eski bakanla ilgili yüce divan oylamasıyla başladı. Yolsuzluğu örtme, gizleme, rüşveti saklama devlet operasyonu olarak kararlaştırıldı ve parlamentoda da bugün AKP'nin bunun gereğini yapması için uğraşacaklar. Hükümeti yolsuzluk ve rüşvet operasyonu üzerinden eleştirdi. AK Partili milletvekillerine seslendi. Özellikle AKP'li vekillerin kendileri bu suça, tarihi günaha ortak olmak istemeyen, vicdanı olan, bütün onurunu, haysiyetini cüzdanına sıkıştırmamış olanlar gelip evet oyu vermelidir. Eğer buradan hayır kararı çıkarsa topluma ahlaki çürümeyi dağıtmış olacaklar. Yüce Divan'a kendi isteğinizle gidin dedi. Bugün parmak sayınıza güvenerek meseleyi örttünüz diyelim. Bütün Türkiye peki sizin buradaki bu yolsuzluk kapatma operasyonunuza ikna olacak mı? Halk zaten neyin nasıl yapıldığını bilmiyor mu? Demirtaş'ın gündeminde Cizre'de yaşanan olaylar da vardı. Dün hükümet sözcüsü işte Cizre'yi eşkıyalardan temizleyeceğiz diyor. Cümlenin bu kısmına katılıyorum. Cizre'yi eşkıyalardan temizlemek lazım. Özellikle de sizin dışarıdan gönderdiğiniz, yerelde desteklediğiniz, AKP olarak bizzat örgütlediğiniz eşkıyalardan Cizre halkı elbet kurtulacak. Olaylarda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ı hatırlattı. Sizin eşkıyalarınızdan birinin 12 yaşındaki çocuğu öldüren fişeği bu. Kimyasal silah bu. Şurada görünen deliklerden kimyasal gaz sızıntısı sağlıyorlar. Binlerce atıyorlar. Atanamayan öğretmenlerle ilgili konuşurken sözü Cumhurbaşkanlığındaki o çok konuşulan görüntüye getirdi. Öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak, ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek. Hiç merak etmeyin demiş. Kim? İşte o duşakabin olan yandan inen kravatlı var ya. Başbakan olmadan önce 2002'de söylemiş bunu.